Evet, değerli dostlar, şimdi Sumas'tan sonra hangisine bakalım? Böyle e, Jans'la bakalım mı Jans? Ona bir bakalım. Jans'ın bilançosu nasıl gelmiş? Ona da bir bakalım, bakalım bir şeyler var mı? Zamanında çok bize kazandırdı yani özellikle bana. Bir bakalım bilançosu nasıl gelmiş? <laughs> Tabii e, merak ettiğiniz e, hisseleriniz varsa bu videoların altında yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi satışlarına baktığımızda %147 seviyesinde artırmış. Brüt karı %135 seviyesinde artmış. Esas faaliyet karı %91 seviyesinde artmış. Favok %126 seviyesinde artmış. Net dönem karı %113 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. <laughs> Çeyreksel bazda baktığımızda dönem varlıklar %2 seviyesinde azalmış. Duran varlıklar %54 seviyesinde artmış. Net borç %22 seviyesinde artmış. Öz kaynaklar %39 seviyesinde artmış. Nakit ve nakit benzerliklerine baktığımızda %35 seviyesinde %45 seviyesini arttırdığını görebiliyoruz. FK'sı 12,12. ,12, FK ortalaması 12,17. Buradaki makas birebir aynıdır. Çok böyle şam bir fark yok. Prospektif FK'mız 6,06. Firma değeri bölü FABOK 14,55. Firma değeri bölü defter değeri 4,92 net borç favokumuz 0,43. Çeyreksel satışlarına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde çeyreksel fava baktığımızda tarih zirvesinde çeyreksel net baktığımızda tarih zirvesinde geldiğini buradan görebiliyoruz. Brüt kar marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin altında net kar marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde favok marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde üst kaynak karlılığına baktığımızda bir önceki çeyreğin altında gelmiş. Bilanço muhteviyatına baktığımızda yabancı para pozisyonu 283 milyon seviyesinde bir dövizi varmış elinde. Yatırım faaliyetlerinden gelirleri 71, 71 milyon yatırım faaliyetlerinden gelir varmış. Ertelemiş vergi geliri giderine baktığımızda 11 milyon yatırı ertelenmiş vergi gideri varmış. Ee, esas faaliyet dışı finansal giderlere baktığımızda 160 milyon finansal gelirlere 53 milyon aradaki farkını hesaplayın. Yabancı para çevrim farkından 215 milyon buradan gelmiş. Sürdürülen faaliyet vergi geliri giderine baktığımızda 12 milyon da bir vergi gideri söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Büyüme oranlarına baktığımızda yıllık bazda güçlü büyüme, çeyreksel bazda güçlü büyüme gelmiş. Sadece çeyreksel bazda dönem varlıklarda ufak bir daralma meydana geldiğini görebiliyoruz. Yatırımlara baktığımızda yıllık bazda 97 seviyesinde, çeyreksel bazda da %48 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz yatırımlarını. Karlılık oranlarına baktığımızda yıllık bazda ve çeyreksel bazda sınıfta kaldığını görebiliyoruz. Özellikle aktif karlılık, öz kaynak karlılık ikisinde de hem yıllık bazda hem çeyreksel bazda daraldığını görebiliyoruz. Karlılık iyi değil, sınıfta kaldığını buradan görebiliyoruz. Grafiklerle büyüme oranlarına baktığımızda yatırımlarını evet %97 seviyesinde yıllık bazda artırırken çeyreksel bazda %48 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. 201 milyon seviyesinde ne varmış efendime söyleyeyim yatırım harcaması varmış ödenmiş sermayesi ne kadardır hemen buradan bakalım 88 milyon. Evet hemen böyle çeyreksel satışlarına baktığımızda böyle aslında çok da böyle büyük bir satış elde etmediğini görebiliyoruz. Hem çeyreksel anlamında satışlar bir önceki çeyreğin altında bir önceki çeyreğin üstünde gelmiş ama işte 2022'nin 6. dönemine ait finansal tabloları daha iyiymiş gibi duruyor çeyreksel olarak. Esas faaliyet karı bizim için burada önemlidir. 3 aşağı 5 yukarı 2 her yıl 200 milyon seviyesinde stabil bir şekilde ne yapıyor? Kar elde edebiliyor. Hemen burada bir tekrar şuraya geçeyim. Evet burada biraz e, yatırım harcaması yaptı diye belki de e, tabi bunları dipnot olarak bilmek gerekiyor. Öğrenmek gerekiyor. E, faaliyet raporunu iyi okumak gerekiyor. Bu makine teçhizat mı almış yoksa işte ürün mü almış e, ham madde mi almış bunları bilmek gerekiyor. Oradan belki gelirse gelir kar. Yani genel itibariyle 3 aşağı 5 yukarı. Evet burada maddi duran varlıklarını da iyi bir şekilde arttırdığını görebiliyoruz. Şimdi iskonto oranına geçtiğim geçmeden şuraya bir bakalım. Evet yani 781 milyon seviyesinde net dönem karı açıklarken işletme faaliyetlerinden nakit öğretemediğini çok fazla öğretemediğini buradan görebiliyoruz. Bizler her zaman diyoruz ki net dönem karına yakın veya üstünde nakit öğretir ise bu şirket iyi çalışıyordur. Karı temiz bir karıdır diyebilelim ama 23 milyon seviyesinde işletme faaliyetlerinden nakit akış öğrettiğini buradan görebiliyoruz. İskonto oranına baktığımızda bu bilançosuna rağmen yine iskontoluymuş ama işte sadece yatırımlardan buradan gelmiş. Aslında yıl sonu beklenen yani 1.5 milyar seviyesinde e, e, tahmini net kar yıllıklandırılmış net kar açıkladığı an itibariyle burada 118 TL ederi varmış. Ederine çok yakınmış o yüzden e, bu şirket yani şu an kısa vadede hiçbir şey söylemek mümkün değil. Ama yatırımlara göre hedef fiyatımız bu yatırımların devreye girmesiyle aslında işte orada 200 milyonu devreye sokmasıyla bir anda işte e, belki ama bu yatırımlar bir yıl sonra mı biter? 2 yıl sonra mı biter? 3 yıl sonra mı devreye girer? O yüzden onu bilemediğimiz için buradaki tarafa dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Eder'inde bir şirket ama yatırımlara göre hala yüz, e, %73 iskontolu olduğunu görebiliyoruz. Yani bunlar çok uzun vade yani uzun vade dediğim en az e, bir yıl bile üç yıl arası beş yıl arası on yıl arası artık ne zaman o kar devreye girer ise tabii mesela şişenin bilançosu geldiği an itibariyle orada daha net anlayacağız orada ne demek istediğimizi çünkü yatırımların ne kadar fazla olur ise oradaki e, makas da daralıyor. O yüzden genel itibariyle hala Eder'inde olduğunu söyleyebiliriz ama yatırımlara göre hedef fiyatımız 185 TL olarak karşımıza çıkmıştır. Çok iyi bir bilanço muydu? Değil. Daha iyisini yapabilirdi diye düşünüyoruz. Ama genel itibariyle Eder'ine yakın bir şirketten bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.